Gerald Withers, Missouri'nin Festus şehrinde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuktu. Tüm yaşıtları gibi onun da günleri genellikle ev ödevi yapmak, arkadaşlarıyla eğlenmek ve favori rugby takımının maçlarını izlemekle geçiyordu. Ailesinin anlattığına göre Gerald, çevresinde olup biteni gözetleyen ve hiçbir olaya kayıtsız kalmayan birisiymiş. Annesi Gerald'ın yaşından daha olgun davrandığını ve insanlarla empati kurabildiğini söylüyor. 2017 yılının Kasım ayında bir gün akşama doğru Gerald okul servisindeydi. Her günkü gibi okuldan evine dönüyordu. Servisteki diğer çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar, gülüyorlar ya da müzik dinliyorlardı. Gerald ise kendi halinde pencereden dışarıyı izliyordu. Gerald okuldan eve dönerken insanlarla muhabbet etmek yerine kafasını dinlemeyi tercih ederdi. Okul servisi köprünün üzerinden geçerken Gerald garip bir şey fark etti. Köprüdeki parmaklıklardan birisi eksikti. Gerald bunun garip olduğunu düşündü ve böyle bir şeye neyin sebep olabileceğini merak etti. Eksik parmaklığın az ötesinde garip bir cisim duruyordu. Gerald o cismin ne olduğunu görmeye çalıştı ama o cismi tam seçemeden okul servisi köprüden çıktı. Gerald'ın gördüğü şey bir motor parçası gibi duruyordu. Gerald artık köprüde bir şey yaşandığından ve yardıma muhtaç birisi olduğundan emindi. Gerald'ın bu durumu birisine bildirmesi gerekiyordu. Servisteki arkadaşları ona pek yardımcı olamazdı. Onlar daha Gerald'ın gördüğü şeyi bile fark edememişti. Bu yüzden de Gerald bu durumu servis şoförüne anlattı ama ne yazık ki servis şoförü de Gerald'ın söylediklerini pek umursamadı. Servis şoförü Gerald'a gördüğü şeyin muhtemelen bir geyik olduğunu ve merak etmesi gereken bir durum olmadığını söyledi. Gerald eve döndüğünde gördüğü o manzarayı aklından bir türlü çıkaramıyordu. Yardıma muhtaç birisi vardı ama Gerald hiçbir şey yapamıyordu ve bu düşünceler aklını meşgul ederken tek yapabildiği televizyon izlemekti. Annesi Brandy eve döndüğünde Gerald'ın canını sıkan bir şey olduğunu hemen anladı. Annesi Gerald'ın yanına oturdu ve ona neler olduğunu sordu. İlk başta annesi Gerald'ın bir arkadaşıyla tartıştığını ya da bir sınavının kötü geçtiğini ve bu yüzden canının sıkın olduğunu sanıyordu. Gerald gözyaşları içinde annesine gördüğü şeyi anlattı. Gerald annesine yardıma muhtaç birisi olduğunu ama ona bir türlü yardım edemediğini ve kimse onun söylediklerine kulak asmadığı için çok üzüldüğünü söyledi. Annesi Gerald'ı çok iyi tanıyordu ve oğlunun gördüğü şeyden emin olmasaydı böyle bir şey demeyeceğini çok iyi biliyordu. Oğlu için bir şey yapması lazımdı. Annesi Gerald'a eğer yardıma muhtaç birisi varsa ve elinden bir şey gelmiyorsa polisi araması gerektiğini söyledi. Bu sayede polisler yardıma muhtaç kişiye yardım edebilirdi. Gerald polisi aradı ve gördüğü her şeyi anlattı. Telefondaki görevli de hemen bir ekip gönderip olayı inceleyeceklerini belirtti. Polisler olay yerine vardıklarında bu olaya büyük önem verdiler. Telefondaki görevli olayın tam olarak nerede gerçekleştiğini sordu. Gerald olayın nerede gerçekleştiğinden tam emin değildi ama bu olayı okul servisinin eve dönerken geçtiği köprüde gördüğünü söyledi. Polisler hemen Gerald'ın söylediği yere gitti ve köprüdeki eksik parmaklığı gördüklerinde Gerald'ın haklı olduğunu anladılar. Etrafı araştırdıklarında Gerald'ın gördüğü cismi gördüler. Bir motosiklet parçasıydı bu. Olayın ciddiyetini anlayan polisler etrafı araştırmaya devam etti. Çok geçmeden yolda yatan yarı baygın bir adam buldular. Adamın kaskı takılıydı ama adam hareket etmiyordu. Polisler bu adamın ağır yaralı olduğunu anlayınca bir ambulans çağırıp adamı hastaneye kaldırdılar. Adamın adı Billy McMahon'du ve Jefferson'daki Mercy Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerald ve ailesi de gelişmeleri merak ediyordu. Nihayet olay yerini inceleyen polislerden birisi Gerald'ın ailesini aradı ve olayın aslını anlattı. Billy yolda giderken motosikletin kontrolünü kaybetmişti ve köprüdeki parmaklıklara çarptıktan sonra yere düşmüş ve bir süre hareketsiz yatmıştı. Eğer Gerald bu olayı polislere bildirmeseydi Billy ölebilirmiş. Bu hikaye internete yayıldığında insanlar Gerald'ı kahraman ilan etti. Gerald gördüğü ilgi için insanlara teşekkür etti ve Billy'ye yardımcı olabildiği için çok mutlu olduğunu belirtti.